Dünyanın en pahalı saç sakal tıraşını vatandaşa tıraş yaparak, vatandaşı tıraşlayarak, iyi niyetini suistimal ederek gerçekleştirdiniz. O zamanlar Milliyetçi Hareket Partisi de dolarda duruyordu. Bir iki sorduk, sıkıştırdık. 6.80'den bozdurduklarını ilan ettiler. Millete 5.5-5.80'de dolar bozdurdular. En son nihayet 6.80'de dolar satıldı. Ne oldu o günden bugüne? Sormak isterim. Hala Erdoğan'ın arkasındaysanız zararınızı biz hesapladık, siz söyleyin. Eğer arkasında değil dövize geçtiyseniz geçtiğiniz tarihi ve kuru da bilmek isteriz. Şerefsiz bunlar diyor gazetenizin manşeti. Birleşik Arap Emirlikleri için darbe oyunları ortaya saçıldı diyor. Her taşın altında o ülke var diyor. Ve diyorsunuz ki FETÖ darbesine, 15 Temmuz kanlı darbe girişimine 3 milyar dolar finans ayırdı. Dün darbenin finansörü bugün A protokolüne karşılanıyor. Önüne halılar seriliyor. İmzalar atılıyor, alkışlar yapılıyor. Buraya mı düştük? Buraya mı geriledik? Onlardan gelecek, geleceği varsayılan 10 milyara muhtaç olunmuş ve 15 Temmuz'un finansörlerine eğer el açıyorsak bu benim ulusal onuruma dokunuyor. Bunun bir tarifesi varsa Fethullah Gülen'i affetmenin dolar üzerinden tarifesi nedir? Onu da siz açıklayın. Verin yetkiyi bu kardeşinize. Dolarla nasıl mücadele edilebilir dediğinde 4 lira olan dolar Türk parası karşısında 3 kat değer kazanıp, marifet dolarda değil olduğu yerde duruyor. Türk lirası 3 kat değer kaybedip bugün 12, daha evveli gün 13,5 liralara kadar gidebiliyor. Ve bu iktidar başlarken verin kardeşin yetkinize de o günde bu devletten hepimizin vergileriyle maaş alan Yiğit Bulut bugün de alıyor. Ve o gün bu başlayan rejimde 1 doların 1 TL olması yakındır diyordu. Bugün 1 dolar 12 TL aynı danışmana ne danışılıyorsa o gün de maaşa dönüyor, bugün de maaşa dönüyor. Ve bugün dünyada ilk kez bir fikrin, hipotez bile değil ama bir fikrin bir doktrin olarak vaaz edildiğine şahit oluyoruz. Bir fikriniz vardır, akıllıca ise hipoteze dönüşür. Öncül deneyler iyi sonuç veriyorsa gerçek bir deneme, yapılan ölçümlerden sonra bunun bir kural olarak ilanı, bütün uygulamalar destekliyorsa doktrin olur. Dünyadaki bütün ekonomistler kötü yönetim sebep faiz sonuçtur derken bir ekonomist şu doktrini vaaz ediyor. Faiz sebeptir, enflasyon sonuçtur. Ben faizi düşürürsem geri kalan her şey düzelir. Ve o günden beri suni olarak düşürülen faiz otomatikman enflasyonun altında kalıyor. Enflasyonun altındaki faizin negatif faiz olduğunu bu salonda en az ben, en çok hepiniz biliyorsunuz. Parayı bankaya koyup da geri çekince satın alma gücü düşüyorsa kimse parayı faizle tutmuyor. Alternatif yatırım araçlarından ilk akla gelen ve en kolay temin edilen dövize yöneliyor. Suni düşüş faizi yükselen dolar demek ama bu 2019 yılına gelince yerel seçimlerde İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder haklı korkusu, aman sağ alt köşe Türkiye'nin karnesidir televizyonda, dolar çıkarsa büyük şehirler gider, hadi damat efendi sat rezervleri tut doları. Bu hayal, bu inat 128 milyar dolar dedemizin, ninemizin, anamızın, babamızın alın terini çarçur ediyor. Buradaki iki durum burada. Bir, kötü bir mantık, hatalı talimat, süren inat 128 milyar doları çarçur etti. Ama o dolar, o rezervler satılırken Merkez Bankası bankalara ihaleyle ve sonradan hiç değilse ne kadar, hangi tarih, hangi saatte satıldığı belliyken birisi artık aleniyet kazanan, diğerinin olduğu bilinen ama fiziken elde olmayan iki gizli protokolle kamu bankalarına rezerv satma izni veriliyor ve o rezervlerin satışında dolar yükselmesin, 6'da 6.20'de 6.5'da tutulsun diye yapılan satışlarda ayrıca şüpheli, ayrıca usulsüzlük çağrıştıran ve 6 liradan alınıp bugün 13.5 liradan satılmaya müsait işlemlerin kim ve kimlere yapıldığı sır gibi tutuluyor. Bu sırrı sıraların bu tarafındakiler öğrenmek isterken
karşı taraftan bize iştirak eden tek kişi Lütfi Elvan'ken bunu bir kez söylüyor, sonra da susturuluyor. Ondan sonra Lütfi Elvan konuşulmasın diye haftalarca Lütfi Türkkan konuşması tercih ediliyor. Lütfi Elvan'ın bu gidişata itirazı iki bacağının arasındaki tuttuğu ellerinden sizler elleriniz patlayana kadar alkışlarken bu memleketi nereye götürüyorlar? Direksiyonu ben tutuyorum ama avucumun içinde başkası çeviriyor derken Lütfi Elvan'ın avucunun içinde başkası tarafından döndürülen direksiyon demokrasinin şekli ama yönetimin keyfi ve tek adam ve tek zümreye ait olduğunu niteler şekilde seyrediyor. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı rejimle ilgili yapılacak eleştirilerin hepsini kucaklamakla mükellef, göğüslemekle mükellef. Örneğin 16 Nisan'da ne vaat ettiyseniz tersi gerçekleşmiş durumda. Güçlü meclis vaat etmiştiniz. Neyle göreceğiz meclise duyulan saygıyla. Birazdan yollayacağım Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Sizden önceki beğenmediğiniz, hep eleştirdiğiniz ve ittifak ortağınızın da içinde olduğunun farkında olmadan eleştirdiğiniz üçlü koalisyon kendisine yöneltilen soru önergelerinin süresi içinde %87'sini cevaplıyordu. 27. dönemde bu tek adam rejiminde oran %12.75. Bu oran geçen sene 9, ondan önceki sene 4'tü. Yaptığım sert eleştiriler yaptığımız ve her bakanınıza gelip de bu karneyi kendisine vermemizin sonucunda bu durumdadır. Sayın Oktay, karnesi en iyi olan %24'le sizsiniz. Hulusi Akar'ın %4'le, Süleyman Soylu'nun 3'le, Abdülhamit Gül'ün 1.7 ile, Fahrettin Koca'nın 1.4 ile bu meclisin sorularına anayasal süre içinde cevap verdiğini hatırlatırım. Bir muazzam suçu işliyorsunuz. Çünkü billboardlara dediniz ki güçlü meclis kanun tekliflerini münhasıran sadece ve sadece milletvekilleri verecek. Bugün önceki Bakan Albayrak ilk kanun teklifimizi hazırladık. Sanayi ve Kalkınma Bankası ile ilgili teklifi meclisimize yolluyoruz inşallah dediğinde daha yemininin üzerinden 11 gün geçmişti. RTÜK Başkanınız, bugünkü RTÜK Başkanınız Temmuz ayında RTÜK kanununu tüm taraflarla görüşerek hazırladık. Meclisimize sevk ediyoruz inşallah dedi. Gıkınız çıkmadı. Bugün burada milletvekillerinin kanun tekliflerine attığı imzaların birer muazza teşkili, birer muazza tescili anayasanın arkasından dolaşmak suretiyle saraydan gelen teklifleri sahiplenen imzalar olduğunu ve bugün fiilen kanun teklifleri karşısında soru cevap yapılamadığını, çünkü sorulan sorulara cevap verecek siyasi muhatabın salonda bulunamadığını, mevcut muhatapların sadece muazza imzalarının sahipleri olduğunu bütün meclis biliyor, hepimiz biliyoruz. Ayrıca soru önergelerinin yanıtlanma biçimi de ayrı bir felaket. Orada sınıfın en iyisi değil, en berbatısınız Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. İlgili kanun maddesini hatırlatmalar, gereği şekilde yapılmaktadır denilmeler, baştan savarcasına yapılan cevaplarında nümerik olarak cevaptan sayılıp içerik olarak utanç verici vesikalar olarak tutanaklara geçtiğini size bir kez daha hatırlatmak isterim. Ve Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, siz geçmişte de kamuda önemli görevler yaptınız. Bilirsiniz ki müsteşare kadar olan memurlar idare hukukuna tabiydiler ve siyaset yapmazlardı, yapamazlardı. Bugün müsteşarlık kalktı. Yerine bakan yardımcılığını ihdas ettiğinizi söylüyorsunuz. Her biri siyasi. Sizden değil ama benden, bizden siyasi. Sizin de bir atanmış olarak siyasi olmamanız gerekir. Eğer siyasiyseniz sandıktan çıkaydınız. Bir kalemin ucundan döküldüyseniz o zaman devlet adına görev yapacak, milletin vekilleriyle polemik yapmayacaksınız. Fuat Bey, siz AFAD Başkanı olarak da atandınız. Başbakanlık müsteşarıydınız. O dönemde sesinizi duymadık. Ama o dönemde de görev yapıyordunuz ve mukabil ve denk görevler yapıyordunuz. Şimdi Cumhurbaşkanı yardımcısınız ve bir gerçek var. Bütün atanmışlar iktidar tarafından
iktidar tarafında olan seçilmişlerden daha çok siyaset peşinde. Yani sistem iktidar partisinin milletvekiline siyaseti sınırlarken iktidar partisinin atanmışlarına siyaset yapma, göze girme ve bunu bühtan, iftira, hakaret üzerinden sürdürerek iyi sicil alma gibi bir yanlış ve kabul edilemez kanıya dönüştürmüş durumda. Şahıslarla uğraşmak adına değil, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, atandığındaki görev tanımı belli, mevcut devam ediyor. İlk başta kendisine verilen araç Passat marka bir binek araçken, bugün dünyanın en sayılı pahalı Mercedeslerinden birisi kendisine bir ödülmüş gibi geldi. Önünde arkasında korumalarla bambaşka bir durumda. Biz yasama meclisi olarak statüsündeki değişikliği bilmiyoruz. Bu gücü nereden aldığını size sormak istiyoruz. Ve 28 Şubat'taki akreditasyonlara taş çıkartan, Anıtkabir'i bile yasaklayan, gazetecileri kafasına göre fişleyen ve çok maaşlı bu sistemin en önemli figürlerinden bir tanesinin sizin iktidarınızı en ciddi yıpratan şahsiyetlerden biri haline geldiğinin iktidar partisinin milletvekilleri dahi farkında, ama her gün içinde bulunduğunuz erimeyi sorgularken herhalde aklınıza gelmiyor. Bir zorluk var. Nasıl kabul edilir bilmem. Ama bu ülke 20 yıl önce Recep Tayyip Erdoğan'a bu yüzüğümle siyasete girdim dedi ve yetki verdi. O zaman Keçiören'de oturuyordu ve arkadaşlarının kullandığı mütevazi arabalara biniyordu. Bugün geldiğimiz noktada Recep Tayyip Erdoğan artık bir sarayda oturuyor ve Merkel'in ürettiği Mercedes'lere biniyor. Sayın arkadaşlar, Merkel dünyanın en pahalı Mercedes'lerini üretiyor. En pahalısından iki tane bizde var. Amerikan başkanı sistemiyle biri sağdan biri soldan gidiyor. Sarayın bütün bakanları, bakan yardımcıları ve göze girmiş bürokratları Passat'tan yukarı hepsi en pahalı Mercedes'lere biniyor. Merkel kendisi mütevazi bir minibüsle geziyor. Merkel mütevazi bir konutta oturuyor ve Merkel o Merkel tarifeli uçaklarla uçuyor. Siz saraya taşındınız. Siz dünyanın en pahalı araçlarına biniyorsunuz ve milletin şunu görmesini kabul edin Sayın Kalaycı. Şöyle bir durum var. Dünyada liderler mütevazi ev ve araçlarda ise halk zengin. Eğer dünyada liderler sarayda oturuyorsa halk sürünüyor. Buna demokrasi ekonomi korelasyonu diyoruz. Buna çok dikkatli bakın. Sen de itiraz etsen lazım. Ediyorum. Ve saygısızlık yapma, dinle. Saygısızlık yapma. Arkadaşlar. Bunu taşlarla Sayın Başkan. Arkadaşlar müsaade edin ya. Söz alıp konuşacaksınız. Sayın Başkan, iki dakikadan beri iki dakika vardı hiç. Her zaman ayar vermeye çalışıyorsun ya. Sayın Güneş. Grup başkanla ilgili bir terbiyesizlik yapıyor. Sayın Güneş. Değerli arkadaşlar, gördüğünüzü biliyorum. İmparatorun sonundayız. Ama buralarımız var. Bütün dünya paralarımız var. İsmail Bey aranızda tartışacaksanız biz çıkalım ya. Sayın Güneş. Siz bir hekimsiniz, doktorsunuz. Sağlıklı çalışmanız lazım bizim. Lütfen. Değerli arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim. Bir süre size. İki buçuktu zaten başladığında. İki buçuktu yapar. İki buçuktu başladığında. Onu şey yaparız zaten. Kendisi de al gibi mi oldu? Sayın Güneş. Sayın Güneş, İsmail Bey, bir saniye kadar da sesleniyorum, bir dinlerseniz. Sayın Güneş, bir dinlerseniz bir şey söyleyeceğim. Değerli arkadaşlar, demokrasinin gereği olarak partilerin farklı fikirleri var. Öyle olmasa hepimiz aynı partide oluyoruz zaten. Öyle bir dünya yok. Bu
Burada herkes kendi fikirlerini ifade edecek. Kişiselleştirmeden, hakaret etmeden, iş yüzüğümüzün emrettiği şekilde kaba ve yaralayıcı bir dil kullanmadan temiz bir dilde herkes her türlü fikrini, gerekirse ağır eleştirilerini burada ifade edecek. Bundan hiç kimsenin kocunmaması lazım. Demokrasimizin olgunluğunu gösterir bu olsa. Bizim sırası geldiğinde bu eleştirilere cevap vermek, bütün gruplar için söylüyorum. Eleştiriler varsa cevabını vereceğiz. Biz de kendi argümanlarımızı söyleyeceğiz. Nihai takdiri yapacak olan da milletti. Birbirimizin fikirlerini beğenmek zorunda değiliz. Kabul etmek zorunda da değiliz. Ama birlikte çalışmayı becermek durumundayız. Lütfen devam edelim Sayın Özel. Sürenizi kestiğimiz yerden devam ettiriyoruz. İki değildi Sayın Başkan da. Neyse daha sonra nasıl halledersiniz. Başkanım siz devam edin. Sayın Başkan. Biraz önce bahsettiğimiz tek adam rejiminin yerli bazı parametreleri var. Bu ülkede cumhurbaşkanları oldu. Süleyman Demirel görev süresinde kendisine hakaretten 158 kişiye, Ahmet Necdet Sezer'de 153 kişiye, Turgut Özal'da 207 kişiye, Kenan Evren'de 340 kişiye, Abdullah Gül 848 kişiyle davalıkken Recep Tayyip Erdoğan 38.581 kişiyle davalıktır. Milletiyle davalı, milletiyle kavgalı bu görüntünün sebebi cumhurbaşkanlarının tarafsız olması gerekirken bir partinin genel başkanı olması, sabah aynı kalemle vali, öğleden sonra il başkanı, sabah aynı kalemle kaymakam, öğleden sonra ilçe başkanı atıyor olmasından ve günde 5 kez çıkıp televizyonlarda siyasi muhataplarıyla polemiğe ve hakarete girmesinden ve onun oluşturduğu toplumsal tepkiden başka bir şey değildir. Bakın yarattığınız canavar 2003 yılında 98 milyon TL örtülü ödeneğe ihtiyaç duyuyorken bugün 1 milyar 858 milyon TL örtülü ödenek 2020'de kullandıysa bu işte bir iş var demektir. Vatandaşa bunun hesabını vermek durumundasınız. Şimdi birinci itirazım şu ekonomiyle ilgili kısımda. Ekosistem bu sunumda. Ya 5 tane canavarın bir adam ve çevresindekileri semirdiği, büyüdüğü, her şeyi yalayıp yuttuğu, geri kalan herkesin süründüğü, avcını yaladığı bir sisteme ekosistem denmez. O bu olsa olsa egosistemdir. Egosantrik bir yönetim anlayışının, egosantrik bir kişiliğin ve egoist bir yaklaşımın etrafındaki çevresini zengin etme ve başka kimseyi düşünmeme halinden başka bir şey. Tamamlanmıştır. 2 dakika ek süre veriyorum. Sayın Başkan. Sen devam et. Ayrıca ekonomi politikasında pazartesi gününden itibaren çoktandır olan bir paradigma değişikliği itiraf edilmiştir. Cumhurbaşkanının kendi açıklamasıyla ve tüm parametreler değişmiştir. Yani önümüzde duran bu bütçenin tarafınızdan buraya geliş sebebiniz olsa olsa bu bütçeyi geri çekmek olabilir. Alın gidin ve yeni paradigmaya ve yeni parametrelere uygun bir bütçe getirin. Orta vadeli programa 2022 yılı Cumhurbaşkanı hedeflerine baktığınızda karşınıza şu çıkacak. 2021 sonunda yani bu yılın sonunda bundan 40 gün sonra kurun 8.30 olduğu kabulünüz var. 14 ay sonra 2022 yılı döviz kuru tahmininiz 9.27. Siz buna göre bütçe yapmışsınız. Kur şimdiden 12.1, evveli gün 13.5'tu. Buna göre bütçe mi olur? Alın bütçeyi götürün, yeniden çalışın getirin. Enflasyon varsayımınız tutmadı. Enflasyon varsayımınız 16.2 idi. 19.89 mevcut enflasyon. Gerçek enflasyonun biraz önce Sayın Usta'nın ifade ettiği gibi gelecek aydan itibaren %30'ların ötesine fırlamaması matematiğin inkarı olur. Ve siz bu enflasyona göre bütçe getiriyorsunuz. Böyle bir ortamda asla ve asla beklenen hedeflerin tutulamayacağı açık olduğu gibi böyle bir bütçenin en güçlü yanının sosyal yardımlar olması gerekmektedir. Sosyal yardımların, sosyal devlet ilkesine göre alınacak tedbirlerin bu kadar kısıtlı ve bu kadar yanlış sayılardan hareket ediyor olması kabul edilemez. Ve bugüne kadar inkar ettiğiniz bir mesele
artık ikrar durumundadır. Bakın. Üyemiz arkadaşlarımızdan 5 dakika daha size hatırlıyoruz ama maksimum süremiz. Sağ olsunlar. Buyurun lütfen. Arkadaşlarımızın bonkörlüğünün bir maksimum seviyesi yok. Onu biz tayin ederiz. Şimdi Sayın Başkan, Şefik Çalışkan, sizin adınıza konuşan, raporlar yazan ve ciddi şekilde etki altında olduğunuz kişi şöyle bir rapor yazdı. Hepinizle paylaştınız sosyal medyada tıkır tıkır tıkır. Şefik Çalışkan diyor ki dövizin yükselmesi kötü bir şey değildir. Çünkü dolarizasyon %60'a yakın, milletin parası değer kazanıyor, bozdurup harcarlar. Bu da ekonomiyi canlandırır. Ya yazıklar olsun. Asgari ücretlide, eski orta direk yeni yoksullarda, emeklide dolar mı var da parası değer kazanıyor? Eşit mi dağılıyor? Bu dolarizasyon dediğim meselenin Türkiye'nin en kabarık birkaç bin, birkaç on bin tane hesabına mahsus bir iş olduğunu bilmez misiniz? Ve bakın, geçmişteki inkarın ikrara geldiği bir yer, bu sefer daha yetkili bir yerden. Herhalde okumuşsunuzdur Nurettin Nebati'yi. Çok kişi müstakbel bakan olarak ifade ediyor kendisini, bakan yardımcısını. Diyor ki sadece faiz ve döviz kuru ilişkisini esas almıyoruz artık diyor. O işler değişti. Artık diyor düşük faiz yüksek üretim hacmine dayanan temel politika. Milletimize şimdiden başına geleceği gösterelim. Bundan önce söylendiğinde hepiniz inkar ettiniz, öyle bir niyet yok. Dendi ki bunlar dövizi bilerek mi yükseltiyorlar? İhracat yükselsin, cari açık kapansın onun üzerinden. Olur mu öyle şey dendi? Bakın nasıl çizelge yapmış. Düşük faiz, yüksek kur, yüksek üretim, yüksek istihdam diyor ama istihdamı aşağı almış bir yüksek. O ne demek biliyor musunuz? Ucuz iş gücünü vurguluyor. Ucuz iş gücü. Şu anda 219 dolar oldu askeri ücret. Ve bu gülünecek bir durum değil, bu ağlanacak bir durum. Ve Nurettin Nebati bir yukarı bir aşağı bir yukarı yaparken örneğin ihracat yukarıda, ithalat aşağıda, iş gücünü aşağıda göstermiş. Bu emeğin ucuzlaşması demek. Çin'den düşük askeri ücretle çalışmak demek. Siz doları 15 lira yaparsanız, dolar 6 lirayken belirlenmiş askeri ücretle bu durumun ucuz iş gücü olduğunu cümle alem biliyor. Sayın Bakan, ben dün Sivrihisar'daydım. Sivrihisar'dan iki şey anlatayım Sayın Başkan. Birincisi, onların da pek çok ilçemizle birlikte sahiplendiği Nasrettin Hoca'yı gördüm. En meşhur hikaye ne? Eşekten düşmüş, millet hoca düştü diye koşunca üstünü silmiş, düşmedim demiş, düşmeseydim de inecektim. Saçmaladınız, faizi bastırdınız, dolar fırladı ve şimdi diyorsunuz ki millet perişan, düşmeseydik de inecektik. Ve bu ayıbı yapsa müstakbel bakan Sayın Nebati böyle şemalandırabilirdi. Yaptığınız rezaletin sonucu bu. Ama Sivrihisar'da bir şey daha var. AK Parti bütün milletvekillerine buyurun gidelim derim. Kol kola gidelim. Sivrihisar'da çocuk ayakkabıları satan bir tane dükkan var. Dün oraya girdim. Bir kız çocuğu için bot. Kaç para bu dedim. Ben fiyat sordum. O dedi ki geçen senenin iki katı. Geçen sene 80 liraya satıyordum. Şimdi 160 lira, 150 verene veriyorum dedi. Yanında, hemen yanında gidin bulun. Türkiye'nin öğün atlatmak için, karın doyurmaz. Ama öğün atlatmak için icadı çiğ köfte diye bir şey var. Etsiz çiğ köfte incecik sarılıyor. 7,5 liraya satılıyor. Geçen sene 4 liraya satıyordum dedi. Gidin Sivrihisar'daki çiğ köfteciye sorun. Geçen sene 4 liralık dürüm çiğ köfte bugün 7,5 lira. Ve siz iş gücünü ucuzlatmakla, ihracat avantajı yakalanmakla, onun üstünden dönüp dolaşıp cari açığı kapatmakla hesap yapıyorsunuz. Ve sözünüze kim güvensin, kim inansın? Bakın 6 Mart 2015 dolar 2.59 iken dolara aşırı derecede yatırım yapanlar yaya kalacaklar. Recep Tayyip Erdoğan. 2 Aralık 2016 dolar 3.51 Erdoğan yastığın altındaki dövizleri bozdurun çağrısı. 16 Haziran 2018 Erdoğan bunların kafası basmaz. Ben ekonomistim. Siz kardeşinize güvenin, dolara güvenmeyin. Ve Erdoğan'ı dinleyenlerin sonu. Son cümlelerinizi alalım. Sayın Başkan toparlayacağım. Toparlayacağım.
artık süre vereceğim. Bitireceğim. Biz de çok değerli arkadaşlar. Sayın Başkan, toparlayacağım. Sona geliyorum. Sona geliyorum, merak etme. Biz genel kurula... Öyle bir şey yok Sayın Başkan. Arkadaşlar süre aktarırsa aktarırsınız. Örnekleri var. Ama bakın, tek adam diyorsunuz, tek konuşmacı... Hayır, öyle bir şey yok. Ne alakası var? Ne alakası var? Süremi de bitirdiniz mi? Değişik gruplar arasında dengeli olmak durumundayız. Sayın Başkan... Müzakere süreci için bunu yapalım. O verdiğiniz süre ve arkadaşların verdiği süreyi ekleyin. Tamamlıyorum. Bir şey yok. Daha fazlasını kaybederiz. Sayın Özel, bu konuyu tartıştık. Sayın Başkan, daha fazla zaman kaybetmeyelim. Toparlıyorum. Kaç dakika aktarıyorsunuz? 5 dakika. Toplam 5 dakika verin efendim. Toplam 5 dakika verin, bitiriyorum. Son günümüz olduğu için buyurun, 5 dakika daha. Şimdi dolara yatırım yapan yaya kalır diyen Erdoğan'a, dolarları bozdurun çağrılarına inanan iyi niyetli vatandaşlarımız vardı. Bakın, elimdeki vatandaş bir berber. 100 dolar bozdurup fişini getirene tıraş bedava. Yeşil berberdi. Bakın, bu arkadaş daha güzel bir şey söylemiş. Milli duruşa destek, 100 dolarını bozdurana tıraş bedava. Bu arkadaşlara, Erdoğan'a inanıp bu arkadaşların kampanyasına katılanların tıraşı şu an 620 liraya geldi. Böyle bir saç tıraşım var ya. Buna inananlar 620 lira zarar etti. Hani bedavaydı tıraş? Adam size inandı, dolarını bozdurdu. 620 lira zararda bugün. Dünyanın en pahalı saç sakal tıraşını vatandaşa tıraş yaparak, vatandaşı tıraşlayarak, iyi niyetini suistimal ederek gerçekleştirdiniz. Bakın, o zamanlar Milliyetçi Hareket Partisi de dolarda duruyordu. Bir iki sorduk, sıkıştırdık. 6.80'den bozdurduklarını ilan ettiler. Millete 5.80'de dolar bozdurdular. En son nihayet 6.80'de dolar satıldı. Ne oldu o günden bugüne? Sormak isterim. Hala Erdoğan'ın arkasındaysanız zararınızı biz hesapladık, siz söyleyin. Eğer arkasında değil dövize geçtiyseniz, geçtiğiniz tarihi ve kuru da bilmek isteriz değerli arkadaşlar. Ve son olarak bugün geldiğimiz noktada Tayyip Erdoğan tek başına kullandığı yetkilerle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmıştır. Bugün geçen yıldan daha çok kadın öldürüleceğini beklediklerini ve bu endişesini sizin kabine üyeniz açıkladı. Tayyip Erdoğan tek başına kullandığı yetkiyle Joe Biden'la tek başına görüşme yapmıştır. O görüşmede Afganlar Türkiye üzerinden gelecek söylentisi üzerinden yüz binlerce Afgan Türkiye'ye doğru harekete geçmiştir. Tek başına kullandığı yetkiyle tank palet fabrikasını Katarlılara vermiş, dünyanın en pahalı uçağını bu ülkenin onurunu zedeleyerek hediye olarak kabul etmiştir. Kamu özel işbirliği olduğu sağlıkta kullanımından İngiltere'nin bin pişmanlık duyduğu yöntemle benim en büyük hayalim diyerek bu şehir hastanelerini inşa ettirmiştir. Dünyanın Kanal İstanbul projesine tek başına karar vermiş, Anayasa Mahkemesi'nin dahi anayasaya aykırı bulduğu Ahlat'a kışlık saray inşa etmiştir. Osman Kavala'yı kendi inadı ve kararıyla içeride tutmuş, İrfan Fidan'ı Yargıtay'da bir tek sayfa dosya çevirmeden anayasa üzerinden takiye ve kandırmacayla Anayasa Mahkemesi'ne atamıştır. Birisi kadın cinayetine, birisi dış politikaya, biri milli savunmaya, biri çevreye, biri şahsi zenginleşmeye, biri hukukun üstünlüğüne, diğeri liyakate aykırıdır. Bir devlette bunlar kalmadıysa elde ne kalmıştır? Bunu bir size sormak, bunun üzerinde bir cevap vermenizi beklemek hepimizin hakkıdır. Son sözüm şu, son sözüm. Birleşik Arap Emirlikleri. Bakın, bunlar sizin yerinize manşet atan, sizin okuduğunuz, sizin bedava dağıttığınız, en çok kamu kurumlarından reklam verdirdiğiniz gazeteler, şerefsiz bunlar diyor gazetenizin manşeti. Birleşik Arap Emirlikleri için darbe oyunları ortaya saçıldı diyor. Her taşın altında o ülke var diyor. Ve diyorsunuz ki
FETÖ darbesine, 15 Temmuz kanlı darbe girişimine 3 milyar dolar finans ayırdı. Dün darbenin finansörü bugün A protokolle karşılanıyor. Önüne halılar seriliyor. İmzalar atılıyor, alkışlar yapılıyor. Buraya mı düştük? Buraya mı geriledik? Birleşik Arap Emirlikleri'nden Libya'da karşı karşıyayız. Suriye'de karşı karşıyayız. Mısır'da karşı karşıyaydık. Ak dediğimize kara diyorlar. Her milli politika dediğinizde antiteziniz Birleşik Arap Emirlikleri. Ve onlardan gelecek, geleceği varsayılan 10 milyara muhtaç olunmuş ve 15 Temmuz'un finansörlerine eğer el açıyorsak bu benim ulusal onuruma dokunuyor. Bunun bir tarifesi varsa Fethullah Gülen'i affetmenin dolar üzerinden tarifesi nedir? Onu da siz açıklayın Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Teşekkür ediyorum.